Merhaba arkadaşlar, PES7'den Birliği kanalına hoş geldiniz. 104 seviyeli Steven Gerrard'da ilk defa sahaya çıkacağız arkadaşlar. Nasıl bir futbolcu, sahada neyi nasıl yapabilmekte onu test etmeye çalışacağız. Steven Gerrard'ı çıkardık ama ne yazık ki çok fazla paket açılımı gerçekleştirdik. Dedik ki Epic gelene kadar açılım yapacağız. Gelmedi. Bir türlü gelmedi. Ve sonunda gelen isim de Steven Gerrard oldu. Paketteki en yüksek seviyeli futbolcu 104 seviyeye kadar çıkıyor. Bir de Xabi Alonso Guardiola'yı almıştık. Xabi Alonso da 104 seviye ama ben Guardiola'da da bakmadım arkadaşlar. Bir de Guardiola'da da deneyelim. Hem de ona bakmış oluruz. Takım oyu tarzı, top çevirme dediğimizde orada da 104. İkisini de kontrol etmiş olduk. Ya hızlı kontratak ya da uzun topla kontrayla oynadığım için Xabi Alonso'yu da ilk defa kullanacağım. Bir test edelim. Diyeceğim de zaten hızlı kontratak menajeri oyuncularımızı maksimum seviyeye alıyor ve hızlanmaya 1 vermekte. Kadromuzda en güçlü kolektif gücü aldık. Yedeklerde de bu isimlerimiz var. İlk 11'de böyle 3 stoperle bir çıkalım dedik ama sağ bek yapsak sağ bekte oynatacağımız futbolcu yokmuş. Kalsın 3 stoperle oynayalım. En yüksek kolektif güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Dizilişi de bu şekilde yapayım istedim. Maçın durumuna göre belki birden fazla maç oynarsak da Steven Gerrard'ı Dost'ta da kullanabiliriz. Şimdilik bir önde kullanalım. Sonra da defansif orta sahada deneyelim. Futbol ligi kısmı da yenilendiği için arkadaşlar bizi şimdi 4. klasmana attı. Fakat şimdi burada birinci klasmandan dörde düşenler vardır. Dünya sıralamasındaki kişiler bile denk gelebilir. Rakibimiz geldi. O da dördüncü klasmanda. 3100 kolektif gücü var. Nihat Dilate kullanacağı da Maradona'yı seçmişti galiba avatar olarak. Durumuna baktık. Steven Gerrard dimdik yukarı baksaydı ilk maçında ne güzel olurdu. Normal. Bergkamp bayağı iyi gelmiş. Ronaldinho da iyi. Ronaldinho'nun Milan kartı. Rakibe bakalım. Rakip 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Muhammed Salah, Mbappe, Erling kanat üçlüsü var. Ofansif orta sahada Neymar, Cruyff. Kenarda da bu isimleri. Mbappe. Çok iyi Berkaç. Kaldırdı topu. İlk şut rakibimizden geldi. Daha Steven Gerrard'ın ayağına top değmedi. O doğrudan biz yollasak. Rummenigge'ye doğru ara pası şeklinde. Ama geçmedi. Aldık mı aldık? Steven Gerrard uzaktan bir denesek. Gayet iyi vurdu. Bir daha şut çekemedik ama Martinelli. Dudu kuçuklatan şutumuz çok sert. Çıkacak. Evet çıktı. Hadi be Davis. Nesta. Alfonso Davis. Çok iyi. Steven Gerrard. Arapasını görsek. Rummenigge. Aşağı doğru geçmedi. Son anda rakip savunma. Eto'ya bir geçsin. Boş kale gibi bir şeydi. Alır mıyız? Aldık. Alfonso Davies. Rummenigge. Muhammed Salah'a doğru. Çok yanlış iş yaptık arkadaşlar. Ben Muhammed Salah'ı öyle alır zannetmedim. Nesta. Steven Gerrard. Bir de normal şut denesek. Kamavinga şans vermedi. Casemiro Neymar'a zor yetişir gibi ama rakibimiz çok iyi geldi. Golü yedik. Stoperimiz izledi ya. Bizim gibi biz nasıl böyle izlediysek şu adam da izledi. Çok rahat döndü. Lewandowski stoperin arkasına. Golü yedik. Aslında çok iyi oynadık. Şu ana kadar güzeldi. İlk yarının sonlarında kalemizde golü gördük. Hadi Muhammed Salah olmadı. Bir diziliş değiştirelim arkadaşlar biz. Yani aslında oyun kontrolümüzde ama çok fazla pozisyona giremedik. Rakibe de bir tane net bir pozisyon verdik. O da gol attı. Çok sakin vurdu. Çok güzel vurdu. Baccio'yu da ofansif orta sahaya almış olduk. Aldık aldık aldık. Alfonso Davies topu kontrol edemedi. De Vrij. Uzaklaştıralım bu topu. Cannavaro. Messi. Şurada arkaya kaçar Meto. Çok güzel. Costa Curta. Aşağı doğru bir çalım. Şimdi şut iptal oldu. Ben şuta basmıştım. Yanlış yere gitti. Sonradan iptal etti şutu. Nesta. Steven Gerrard. Baccio. Geçmedi pas. Basalım. Rummenigge offside olmasın. Gol. İkinci yarıya çok baskılı başladık. Ve golü bulduk. 4 forvetle oynuyoruz. Bir ofansif orta saha 5 tane hücumcumuz. Arkalarında Gerrard. Riskleri aldık, golü bulduk. Şu stoperimiz şimdi geldi. Nesta.
Yerden pası topu ağlarımızda. Çok sakin geldi rakibimiz ve golü buldu. İyi oynuyorduk ama yani iyi oynadığımız zamanlarda gol yedik. Ara pası. Şimdi bir daha. Hadi Rummenigge. Rummenigge'nin sol ayağı kaleci. Cannavaro vurman lazım. Çok iyi. Eto. Hadi Rummenigge. Topu ağlarda. İki defa geriye düştük. İkisini de rakip arkadaşı yakaladık. Aslında yediğimiz gollere daha dikkatli olmak gerekiyordu ama rakip de çok soğukkanlıydı. İki tane güzel gol attı. Karşılık verdik. İkinci yarıda özellikle risk aldık. Dört forvete döndük. Bayağı da etkili oynadık. Bir sonraki maçta da o tarz bir dizilişle oynayabiliriz arkadaşlar. 6 tane şutumuzun 5'i isabetli. Rakibe 3 tane şut imkanı vermiş. İkinci maçta da bu sefer bu şekilde çıkalım arkadaşlar. Geçen maç 4 forvet yaptık. Çok iyiydi. Ama bu sefer 4 forvet değil de 3 forvet şeklinde çıkalım. 2 ofansif orta. Acaba yok, 4 forvet yapmayalım. Bir an gidiyorum geliyorum. 4 forvet de bu sefer maçın gidişatına göre, rakibin dizilişine göre olmadı. 4 forvete dönebiliriz. Rakibimiz geldi. 3082 kolektif gücü. Tabruz. 4. klasmanda o da. Deniz Bergkamp da çok iyi. O zaman onu alalım. Messi de iyi. O zaman onu da alalım. Ofansif orta sahalarımız forvet oldu. Biz yine 5 forvetle oynuyor gibi bir şeyiz. Messi, Bergkamp, forvet. 3 tane de ileride var. Gerrard'ın işi çok zor. Savunma Gerrard'a kaldı. Rakip de bayağı hücumcuyla gelecek. Şu isim Lionel Messi. Bir falso yollasak. Messi'nin falsosu harikaydı ama isabeti sağlayamadı. 90'a doğru gidebilirdi. Bir tık daha böyle aşağıdan gitse. Şurada bir boşluk çıkabilirdi. Adam bize doğru döndü. Rakip kaleye doğru koşu yapmadı. Çok güzel paslarla rakibimiz çıktı. Orada çift vuruşun üzerine şut çok etkilidir. Ne yaptı kalecimiz? Bergkamp normalde Schmeichel onu çok rahat kontrol edebilirdi. Alfonso Davies, şu aşağıdaki ismi versek Bergkamp. Tekrardan Alfonso Davies'e doğru. Hadi Alfonso Davies. Ronaldo iyi orta olmadı. Şöyle yapalım. Tekrardan biz aynı o dizilişe geri dönelim. Lionel Messi. Bergkamp'ın pası. Rummenigge çok iyi geçti. Hadi be Rummenigge. Vurursun son anda. Alırız. Ya şu topu bir alsak goldü. Bir çalım. Ah be Ronaldinho. Çok güzel çalım attı orada. Bir gösterdi, geri çekti. Vuruş iyi olmadı. Ama mükemmel bir çalım hareketi Ronaldinho'dan. De Vrij tek pas. Hadi geçti. Steven Gerrard. Rummenigge. Gelir mi bir şut? Ronaldo çok iyi sıyrıldı, vurdu. Çok fazla pozisyon olmayan maçta zar zor pozisyona girdik. Ronaldo ile topu ağlara yolladık. 1-0. Santra'dan gol yemeyelim diyecektim. Rakip oyuncu değişikliği yapacak. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Ne yapalım? Yok, biz bir şey yapmayalım bari. Baktım oyuncuların enerjileri de bitmemiş. Eto pas geçti. Rummenigge. Falsosunu çok sevmem ama yine bir denedik. Rummenigge'yle yapıştıracaksın. Yani sert vuracaksın, normal vuracaksın da falso vuruşları. Özellikle de sol ayağıyla hiç iyi vuramadı. Steven Gerrard çok iyi bir yerde. Uzaktan bir denesek. Biraz topu ayağından atıp öyle vurmak lazım. Ayağından atmadan vurduğumuzda çok fazla topun dibine giriyor. Gerrard'la şöyle yakından takip. Önünü kapatalım. Yine de çok etkili vurdu rakibimiz. Kalecimiz hata yapmadı. Son dakikalara doğru. Skor da çok tehlikeli. 1-0. Yani yiyeceğimiz golün telafisi yok. Rakibimiz de çok çalım yapmayı seviyor. Birçok açıda denedi. Hadi be Rijkaard. Offside olmasın. Lionel Messi. Aşırtmamız. Topu ağlarda. Lionel Messi'nin klasına yakışan bir gol vuruşu oldu. Yani Messi'ye çalımlar atardı ya böyle aşırtma denerdi galiba gerçek hayatta olsa. Biz de ona yakışan bir vuruş yaptık. Artık maç bitecek. Biz bu topu uzuncana yollayalım. Şöyle bir rovaşata falan gelir mi? Ağır birden vurdu da maç bitti. Rakip bıraktığı için belki de vurdu. 2-0 ama çok net pozisyonların olduğu bir maç olmadı. Biz bir daha maça çıkalım. Gerrard'ın da güzel müdahaleleri vardı böyle savunmada. Ama bir dost yanına da iki, hatta şöyle mi yapsak? Gerrard yanına da Casemiro, iki tane dost şeklinde kullanıp ona göre bir diziliş deneyelim. Gerrard, Casemiro yan yana, iki tane dostumuz, savunması da var. İleride de dört tane hücumcumuz. Rakibimiz geldi. 3084 kolektif gücü var. Rakip de iki ofansif orta saha açık bir dizilişle geliyor. Steven Gerrard'ın müdahalesi. Tekrardan Steven Gerrard. Messi. Steven Gerrard. Alfonso Davies de hücuma geldi. Olamaz. Ronaldo'dan pas hatası.
Cannavaro, aman arkayı kaçırma. Neymar var orada, çok tehlikeli. Ortayı kapatalım. Enzo Fernandez aldı, Casemiro. Muhammed Salah'tan kötü paslar ama yine de top bizde. Ronaldo'ya şimdi pasımız. Rummenigge. Sert bir şut, Rummenigge'de gol. Ben avuta gitti zannettim bir an. Böyle sola doğru gidiyordu. Bu top nasıl gol oldu? Çok sert vurdu. Kaleci bile göremedi. Geç gördü galiba. Tam füze yolladı. Ben bazen derim ya böyle füze falan. İşte bu füze oldu arkadaşlar. Aman hata yapma savunma. De Vrij. Şimdi Rummenigge'ye doğru alırız. Alamadık. Önümüzde kalmadı. Yanımızdan öyle yanımızdan geçiyor ki toplar. Kıl payıyla. Nesta. Aa, ilk yarı bitti. Çok hızlı geçti ilk yarı. 1-0 bitti. Az pozisyon vardı. Bulduğumuz pozisyonu da attık. Ortayı biz ikilediğimiz için de rakibe pek pozisyon vermedik. Muhammed Salah. Aman hata gelmesin De Vrij. Ortadaki ismi gördük. Steven Gerrard. Çok güzel pas. Çok ince bir pas oldu. Hadi be Messi. Aşağı tarafta Ronaldinho. Ortadaki isim Rummenigge. Yapıştır Rummenigge kaleci. Messi olmadı. Hadi be Steven Gerrard. Ronaldinho'nun tek pası. Rummenigge kaleci çıkmış. Nasıl zamanlamada çıktı? O hangi kaleci acaba? De Vrij bunu isabetli vurman lazım. Dakika 60'ı geçti. Rakibimiz oyundan çıktı. Biz bir daha rakip arayalım. Rakibimiz geldi. 3082 kolektif gücü var. Riyad Esadi. Rakibe bakalım. Onun dizilişi nasıl bu şekilde? 4-3-1-2 ile gelecek rakibimiz. Merkezden hücum edecek. Mbappe. Bastık alamadık. Casemiro. Şut çektirmeyelim. Önünü kapatalım dedik ama yine de iyi vurdu. İyi geçti o top. Bellingham. İyi geçti orta sahayı. Bellingham müdahalesi, De Vrij, riske girmeyelim. Hadi be Gerrard. Messi. Çok iyi bir pas. Ronaldinho. Bir falso denesek. Savunmaya çarptı, korner. Duran topta Alphonso Davies. Duran topları keşke ayarlayabilseydik. Ronaldinho geliyor. Ama Muhammed Salah'mış. Normal orta. Bence kafa, gol. Gol. Muhammed Salah ortayı yaptı arkadaşlar. O geleni bir an gördüm. Tamam dedim. Gol geliyor. Kim attı ama? Kafacı biri mi? Eto atmış. Forvetimize gitti. Bir de Muhammed Salah sol ayaklı biri. İyi de orta yapar diye ben de düşündüm. Güzel de yaptı. Steven Gerrard'ın uzun pası. Messi indiremedi istediğimiz gibi. Aman 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 hata gelmesin. De Vrij. Casemiro. Ortadaki isim Eto. Falsomuz. Çok sert vuramadı. Oliver Kahn'da kaldı. Muhammed Salah da yoruldu. Birçok futbolcu yoruldu. Nesta. Dakika 89. Nesta. Cannavaro. Son atak rakibimizin. Ve maç bitti. Az pozisyon oldu. Biz ortalığı da ikilediğimiz için merkezi falan da kapattık. Steven Gerrard'la ama oynamaya yine devam ederiz arkadaşlar. Ben gözlemlerimi sizlerle paylaşmaya çalışırım ve maçları da paylaşmaya çalışırım. Yani şu ana kadar baktığımız tek başına tabii defansif orta sahada bir de tam orta saha olduğu için ileride geldiğinde boşluk verme ihtimali yüksek oluyor. Yanına Casemiro'yu yerleştirdiğimizde ortada merkezde biraz daha kalabalık oluyoruz. Gerrard'ı daha da rahat kullanabiliyoruz. Gerrard tam orta saha olduğu için de hücumlarda katılıyor, geliyor. Defansif orta saha olarak oynatmamıza rağmen ileriye doğru gelmeleri güzel. Oyun tarzından dolayı da geliyor. Ceza sahası dışından da etkili vuruşlar yapan bir isim. İlerleyen dönemlerde flash belki de gollerimiz falan da olabilir. Eski Gerrard'la da zaman zaman goller attığımız oluyordu. Ama Gerrard'la oynamaya devam ederiz arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çıkardığınız isimler varsa, oynattıysanız nasıl, beğendiniz mi? Artıları eksilerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.